Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hüseyin de evde. Markete gittik ya, vallahi yoğurt alalım diye girdik. Kaç para ödedik Allah aşkına? 200 lira ödedik geldik. Moralim bozuldu. Ya bir şey daha almadık ya. BİM'e girdik değil mi? Boncuk aldık. Uygundu. Ne kadar? 6,5 lira mıydı? 6. Garnitür aldık. Şu barbekü çok ucuzdu. 12 lira mı ne öyle bir şeydi. Ben şu sosları çok seviyorum. Bunlardan aldık 2 tane. 2 tane şöyle yoğurt aldık. Kola aldık. Bu kadar değil mi? 2 tane yoğurt aldık. Ha? 2 tane aldık. Uygundu. Ne kadardı? 18 lira. 18 lira. 1.200 gramı iyiydi yani. Hani kilogram şeyine vurunca iyiydi. Vallahi hiçbir şey anlamadım. Niye böyle oldu bilmiyorum. Video başlatmış oldum arkadaşlar. Biz birazdan yemek yiyeceğiz. Sibel teyzeler en son geldiklerinde dolma getirmişti. Yapıp getirmiş. Hatta böyle sıcaktı. Onu yiyeceğiz. Belki yanına bir şey yapar mıyım? Yoğurtla yer miydi? Yanına bir şey istiyor mu? Yoğurt. Yoğurt. Tamam. Ya ben ikisi de çorba falan yaparım. Hemen baybunya yapabilirim. Taze fasulye. Biliyorsun bak ben çok güzel yemek yapıyorum. Saat 5 oldu. Ama yoksa güzel yaptım biliyorsun değil mi? Evet. Tamam. Geç oldu diye söylüyorum. Aynen. Evet. Ya makarnalar en altta. En altta koy. Karpuzumuz da var. Sibel teyzeler getirdi. Ama şeyden değilmiş, bahçeden değilmiş bunlar. Satın almış. Kavun da vardı. Kavun nerede? Dolapta. Biz birazdan yemek yeriz. Belki bugün devam ederim. Ya da edemezsem de yarın görüşürüz. Biz bugün film açtık. Bu ara film izliyoruz. Dün de film izlemiştik. Bu film Zindan Adası. Leonardo DiCaprio oynuyor. Dünkü de Leonardo'ydu değil mi? Neydi adı? Dünkünü hatırlamıyorum. Dün Köstebek. Köstebek. Ay çok sinir oldum. Yemin ediyorum sonunda sinir oldum ama gerçekten güzel filmmiş. Yani izlememiştim daha önce. Bu Zindan Adası'nı da izlemedim. Hüseyin izlemiş ama çok güzellerdi. Açtık bakalım. Böyle cipsimiz, kolamız. Şimdi bunlar, keyif yapıyoruz. Bu Zindan Adası daha çok etkileyecek. Hadi inşallah, inşallah. Köstebek'i ben de izlememiştim. Ve sonu hiç. Aynen. 22 dakika oldu ama bayağı sarıyor yani. Ara verdik. Cips, kola koyduk. Bize iyi seyirler. Günaydın. Yeni bir günden, yeni bir sabahtan hepinize merhaba. Bugün güzel bir kahvaltı yapacağız. Kahvaltımızı da balkonda yapacağız. Bugün balkonda yapmak istedim. Bir kere daha böyle balkonda video çekmiştim galiba değil mi? Kahvaltı hazırlamıştım. Çok güzel olmuştu. Bu ikinci olacak. Ama bu sefer çok uzatmayacağım. Bugün sosis yapmaya karar verdim. Dün almıştık zaten, bari yiyelim. Sucuk yemekten artık böyle sıkıldım. Sucuk yemek istemiyorum. Bakın airfryer'a bir şey atmıştım. Böyle üzerine kahvaltılık sos sürüp kaşar peynir koymuştum. Ay çok güzel oldu. Acaba biraz daha eriteyim mi kaşarları? Ama böyle de çok hoş oldu. Çıkartmayacaktım da.
demleyebilirsiniz. Kahvaltımız hazır. Oh, yaptım, bereketimiz artırsın inşallah. Amin. Çok güzel görünüyor değil mi Hüseyin? Evet, hadi. Afiyet olsun. Hadi çok bekledi, hadi hadi diyor. Tamam, hadi yiyoruz. Kahvaltımızı yaptık. Buralar yine yangın yeri. Hepsini toplayacağım. Ay, bugün de bana böyle bir ağırlık çöktü. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Dolaptan çıkardım bu arada sirkeleri. Şunları tekrardan bir kaba geçireceğim. Bunlar Ayşegül'ün. Ayşegül vermişti. Kavanozlarını veririm geri. Güzelmiş baya. Hemen buraları toplayayım. Ondan sonra barbunya yapacağım ve inşallah diyeyim yani. Şurayı düzenleyeceğiz. Bir takipçimden bir akıl aldım. Dedi ki saklama kaplarını buraya koyabilirsin dedi. Doğru söylüyor. Saklama kaplarını taşır diye düşünüyorum. Bakacağız bakalım. Haydi kolay gelsin. Evet, barbunya yapımına başlıyorum. İlk defa barbunya yapacağım bu arada. En çok yapılan tarifi seçtim. Nefis yemek tariflerinden. Yarım kilo, bir saniye babam arıyor. Evet, artık başlıyorum. Yarım kilo kadar demişti. Burada bir kilo varmıştı. Ben teyzeye sordum. Şöyle ben bir çıkarayım. Yarım kilo kafamdan tahmini. Bu sanırım yarım kilo olmuştur. Hadi birkaç tane de. Gönlümden koptu çıkardım. Tamam. Hatta bunları da hazırlayıp, gerçi düdüklü kullanmayı bilmiyorum da. Düdüklü atabiliriz yani. Öyle bir şeyler de yapabiliriz. Hemen bunları yapalım. Yine şunu da yapayım. Bir suyunu falan süzerim diye düşünüyorum. Evet. Yani öyle diyor tarife. Tamamen tarife göre gideceğim. Bakalım nasıl olacak. Evet. Tenceremi çıkarttım. Yine çelik tencere çıkardım. Barbunyamı koydum. Az mı bu ya? Ama iki kişiydi. Yeter ya. Üzerine geçecek kadar su koyuyorum. Şimdi 10 dakika altını açacağım. Barbunyalarım 10 dakika orada bekleyecek. Hemen size tarifimi de söyleyeyim. Bakın, tarifim dediğim benim tarifim değil de. Şimdi ben bunu tencereye aldım. Üzerine geçecek kadar su koydum. 10 dakika sonra suyunu süzeceğim. Dağılmaması gerekiyormuş. Sonra soğanları doğrayacağım. Bir tane soğan. Tencerede yarım su bardağı su ile pişir demiş. Normalde ben böyle bir şey hiç görmedim. Normalde soğanları işte salçayla kavuruyoruz ama tarifin dışına çıkmayacağım. Tamam. Ondan sonra yumuşasın, zeytinyağı ilave et. Sonra salça, patatesleri küp küp doğrayacağız. Havuçları ince halka. Sonra sarımsak ekleyeceğiz. Bunların hepsini ekleyeceğiz yani o aşamada. 2 dakika sonra da şeker, tuz, 1 su bardağı kaynar su, 10 dakika pişirecekmişiz. Sonra da barbunyaları ilave edecekmişiz. Su az kalırsa su ilave edecekmişiz. Ondan sonra tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte sanırım bir yarım saat 40 dakika kadar sonra olmuş olacak. Bilmiyorum, tahmin yürütüyorum. Çünkü 40 dakika pişme süresi yazmış. Yapalım, deneyelim bakalım nasıl olacak. Bir yandan da pirincimi ıslatayım ben. Değil mi? Hemen pirinç koyayım. Bir bardaktan yapacağım, az yapacağım. Hemen buradan bir tava çıkarayım. Şu
tavada yapacağım. Soğan. Soğanını halledelim. Evet, şimdi barbunyaları buraya geçireceğim. Ama baksanıza, pilavı nerede yapıyorum, barbunyayı nerede yapıyorum. Keşke tam tersi yapsaymışım. Allah'ım yarabbim ya. Vallahi. Şimdi barbunyayı geçireceğim. En kısıkta 40-45 dakika sonra herhalde hazır olur. Bu arada pilavımı yapıyorum. Hem pilavım da güzelce demlenmiş olur. Allah'tan pilavı güzel yapıyor ama barbunya biraz sürpriz. Bakalım nasıl olacak. İşte bunu çok seviyorum. Tencerelerin kapakları kapandı. Yani artık pişmelerini bekleyeceğiz demek oluyor. Koy bakalım. Bakın tripodumu Hüseyin getirdi arabasından. Bunu bana verdi. Hem buraya dolapları falan da yapışıyormuş. Ay vallahi bayağı işime yarar gibi. Hadi bakalım. Yemekler de hazır. Şimdi yemeğe oturacağız. Hüseyin, tam olarak nasıl olduğunu söyleyeceksin, tamam mı? Çünkü ben izleyicilerimi kandırmıyorum. Kötüyse kötü de. Tamam. Tamam mı? Hadi geçelim yemeğe. Kaç puan üzerinden? 10 puan. Tamam. Yemeklerimiz hazır. Vallahi görüntü olarak barbunya. Görüntü güzel. Bakalım tadı nasıl. Ben de hiç tatmadım. Siz de bunu susuz mu yapıyorlar normalde? Ha? Siz de barbunyayı susuz mu yapıyorlar? Susuz mu? Yani ben su koydum. Ben hep böyle sulu gördüm da ondan dedim. Tam sulu yaptım işte. Ya dedin ya az önce susuz mu istiyorum, sulu mu istiyorum barbunyayı. Hayır. Yani ben bazen böyle sadece tanelerini koyuyorum. Anladım. Ben de öyle yapacağım sanırım. Hadi bakalım. Bekliyoruz hep birlikte. Ben de bekliyorum. Doğruyu söyle ama. Tuz atmışsın, şaşırdım. Gerçekten mi? Evet. Evet, bu sefer şeyle koymadım, kaşıkla koydum. Bir tatlı kaşığı. Çok güzel olmuş. Gerçekten mi? Hı-hı. Pilavda da tuz var. Valla. Orada kaşıkla koydum. Evet, onu atma. Bak, çok güzel olmuş. Valla mı? Pilava çünkü sonradan tuz atılınca güzel olmuyor. İlk defa yapmış gibi miyim barbunyayı? Belli oluyor mu ilk defa yaptığın? Ne olmuş? Vallahi ay afiyet olsun. Duydunuz. Çok güzel olmuş bana. Yeni bir günden hepinize tekrardan merhaba. Ay 3 gündür ben videoyu bir türlü tamamlayamadım ya. Vallahi bu kamerayı böyle elime alıyorum, bir şeyler yapmaya başlıyorum. Ya olmuyor da neyse, artık bugün bu videonun kapanışını yapacağım. Bu arada Hüseyin bugün annesine gitti. Bana yine böyle limon göndermişler. Bakın böyle yeşillik var. Bir şeyler daha göndermişti. Ay bakın Ahmet amca kendisi yapıyor, zeytin ezmesi göndermiş, ben çok seviyorum diye. Şimdi arada beni diyor ki bu son da artık, yine diyor yaparız diyor zeytinler olduktan sonra. Dedim ki zaten bize bayağı yeter, bir de Sibel teyze bana böyle peynir göndermiş, benim sevdiğim peynirdenmiş. Benim sevdiğim peynir ezine ve tulum asla değil. Ben böyle hani yumuşak peynirler var ya, sanırım diyet peynir diye geçiyor adı. Böyle tatsız, tuzsuz. Vallahi ben öyle peynir seviyorum. Öyle peynirmiş. İnşallah öyledir. Bayağı da var. Bu da bize bayağı yeter. Ama inşallah bozulmaz. Bunun saklanması, korunmasıyla ilgili bir Sibel teyzeye sorarım ben. Peynirimiz de şimdi bayağı olmuş oldu. Ben şimdi ne yapacağım? Bunları bir dolaba yerleştirin. Aslında dolabın sıfır bölmesini düzenlemek istiyorum. Biraz şöyle silelim istiyorum. Çünkü biraz yanlış yerleştirme yaptığımı düşünüyorum. Orayı düzenleriz. Ondan sonra şimdi sufle yapacağım. Geçen gün alt komşumuz kek göndermişti. Tabağı tabii ki de boş göndermek olmaz. O yüzden sufle yapacağım. Aslında air fryer'da denemek istiyorum ama
vereceğim için tatlıyı başka birisine kötü olursa diye riske atmak istemiyorum. O yüzden her zaman yaptığım gibi tencerede yapacağım. Ondan sonra burayı bugün yapar mıyız bilmiyorum. Aslında yapmam lazım ama hala karar veremedim. Bilmiyorum. Aslında saklama kaplarım da hep bir yerlerde dolu yani. Çok fazla saklama kabım yok. Ama var da. Ama o zaman bu dolaba ne koyacağım? Aslında şeylere koyabilir miyim? İşte domates, sos vesairesi. Ben teyzenin verdiği kışlık kavanozları. Oraya koyabilir miyim? Bilmiyorum. Olur mu sizce? Ya da buradan oraya geçirsem. Ama o da olmaz. Bunlar güzel oldu burada şimdi yani. Ay gerçekten de bilmiyorum ne yapacağım ya. Kafam çok karışık bu konuda. Mesela tepsilerim de buzdolabının üstündeki dolapta yüksekte. Ama ben tepsi çok kullanıyorum. Habire o aldığım tabureye çıkıp indiriyorum. Halbuki bu elimin altında bir yer. Hani şu kısımda olsa daha iyi olur. Ay bilmiyorum biraz düşüneyim bunu yaparız. Şimdi suflemizi yapalım. Suflelerimin iç harcını hazırladım. Şu kaselerden 6 tane çıktı. Ay bu kadar yeri batırmışım yine ya. 6 tane çıktı. Tarif zaten çok basit. İsterseniz yorumlarda yazarım. İsterseniz de çok eski videolarımda bir tane çektiğim böyle sadece sufle videosu vardı. Oradan da bakabilirsiniz. Tam tutan bir tarif. Çok da severek yapıyorum. Çok da kolay oluyor. 6 tane çıktı. Güzel. Tamam. Hemen başladık. Böyle tencerenin içine kaynar su koydum. 3 dakika bu şekilde. Sonra da kapağını kapatacağım. 7 dakikada o şekilde. Sonra da hazır. İnşallah güzel olur. Evet. İlk suflelerimizi yaptım. Şimdi ikinci partiyi yapıyorum. Götürdüm hemen. Öykü var küçük 5 yaşında. Çok beğendi. Özellikle bekledim beğenecek mi diye. Çok beğendi. Şimdi bunları da bize yapıyorum. Tam 6 tane çıktı. Yine aynı şekilde 3 dakika kapak açık, 7 dakika kapak kapalı. Ve hazır. Şimdi yiyeceğim ve Türk kahvesi yapıyorum. İkisi birlikte çok güzel oluyor. Bana afiyet olsun. Birazdan geliyorum. Bir de test edelim bakalım. Çok güzel. Hüseyin uyandı. Normalde daha uyuması gerekiyordu ama boğazları çok şişmiş. Uyuyamıyormuş, yutkunamıyormuş. Şimdi ıhlamur yapıyor. İnşallah iyi gelir aşkım. Çok mu kötüsün? Kötüyüm valla. Şuna normal bir tutum. Evet geldik bu dolabı düzenlemeye. Bakın alt taraf böyle. Zaten yüzlerce kere gösterdim biliyorsunuz. Burada tencerelerim, tavalarım, kapaklar. Ay şunun kapağı daha ilk kullanımda çat diye elimde kaldı. Ama sanırım yaptırılabilen bir şeymiş. Diber teyze ben onu yaptırırım dedi. Tutma yerini sakladım onu yaptıracağız. Burası böyle üst tarafı düzenleyeceğiz. Önce bir boşaltayım. Sanırım çok kapsamlı bir çekim yapamayacağım. Çünkü nereye koyabilirim kamerayı? Önüne ben geçiyorum vesaire. Biraz zor olacak ama göstermeye çalışacağım, deneyeceğim. Bu arada burası biz evi tuttuğumuzda da böyleydi. Biraz üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Öyleydi yani. Olmasaydı keşke olsun. Haydi bakalım başlayalım. Evet nasıl oldu? Bence güzel oldu. Her şeyi toparlamış oldum. Hem iki tane çekmecem boşalmış oldu erzak dolabından. Hem de Hüseyin'in o boş olan odasına bunlar böyle yayıntı gibi büyük tepsinin içinde duruyordu.
hepsini buraya getirmiş oldum. Bence güzel oldu. Zaten hepsi hani birbirinin benzeri. Bu taraftakiler şey hani reçel, hoşaf zaten birkaçını yazmış. Keçi boynuzu. Sibel teyze hani hepsi böyle belirgin bir şekilde. İşte limon tozu var, portakal tozu var. Bunları Ahmet amca yapıyor. Burada da domates sos vesaire kahvaltılıklar da var. Üzerinde K yazanlar kahvaltılık oluyor. Öyle. Hepsi oldu vallahi. Buralar şu an böyle bir dağınık. Ama iki tane çekmecem açıldı. Ve şurayı da boşaltacağım. Buraya da bir şeyler düşüneceğim. Kocaman yerim oldu vallahi. Bakalım ne yapacağım. Şimdi Hüseyin acıkmış. Beklemek istemiyor. O yüzden böyle bırakıyorum. Hemen yemek hazırlıyorum. Ve birazdan görüşürüz. Ay bu Hüseyin'in getirdiği tripod çok güzel oldu ya. Her yere yapışıyor böyle. Çok hoşuma gitti. Yemeğimizi falan yedik. Toparladım her şeyi. Şimdi diyorum ki ben şu fazladan kalanlar vardı işte çay, un, o kavanozları biraz dolduralım. En azından belki biterse bunları çöpe atarız, ortalıktan kalkmış olur. Ondan sonrasında şu çekmeceyi yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Bir şeyler var kafamda. Şimdi un koyarız. Pirinç bitmişti galiba. İlk çayı koyayım. Çay hazır buradayken hemen çayı koyalım. Yok yine bitmedi, yine bitmedi. Neyse yapacak bir şey yok artık. Bu kadarmış, başka da yok Allah'ım yarabbim. Bir de un var da. Un artık biraz şimdi beklesin, her yer un olsun istemiyorum çünkü. Şimdi ben bu ikinci çekmeceden memnunum ama daha farklı bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Ya da ilk önce şu üçüncü çekmeceyi bir boşaltalım. Evet, gördüğünüz gibi burası bayağı karışık. Şimdi kapıyı da kapattım. Bunların hepsini bir çıkartıyorum önce. Şöyle yukarı koyacağım. Boşalttım. Bakın 100. kez söylüyorum. Bunlar falan hiçbiri kirleke değil. Yani böyleydi. Soyulmuş galiba. Ben aslında orayı şimdi de şey yapabilirim. Bir şeyim var yani, Kia'dan almıştık. Ama şimdi uğraşmayayım ya gece gece. Bir dahaki sefere onu kaplayacağım orayı. Güzel olur yani o zaman. Ne yapacağız? Ben karar veremedim. O yüzden öncelikle orayı bir kapattık. Şimdi biliyorsunuz ki benim burada iki tane çekmecem boşaldı. Buna bir şeyler yapmamız lazım bunlara. Bunları da kaplayacağım ya. Bir ara hepsini bir günde kaplamayı düşünüyorum. Bakın bunlar leke değil yani. Leke ise de çok önceden kalmış, artık çıkmayan lekeler. Ama görüntüsü beni rahatsız ediyor. Şimdi. Şimdi en alt çekmeceyi açtım. Buraya koymayı planladığım şeyler şöyle. Bunları koyacağım. Yani daha düzenli olmuş olacak inşallah. Açıyorum. Burada küp şekerlerim var. Bu küp şekerleri anneannem ilk eve tuttuktan sonra geldiğimizde almıştı. Sanırım bereketini mi arttırıyormuş? Bir şey der dedi ama hiç hatırlayamıyorum şu anda. Ama şu anda tek derdim bu küp şekerleri nereye koyacak oldum. Ve buna koyduktan sonra bunu nereye koyacağım? Yani dertlerim böyle arkadaşlar. Bir de bu var. Bu bir şey sirkesi. Hüseyin bunu içiyor mu? Çalkalıyor mu ağzını? Bir şeyler yapıyor.
Onu da nereye koyacağım bilmiyorum. Yine biraz şeker kaldı. Küp şekerleri buraya koydum. Oradaki tuzu aldım, buraya koydum. Küp şekerlerden buna ilave ettim. Allah'ım, böyle yaymaya çalışıyorum. İyice aslında burayı çok fena yayıldım ya. Kötü görünmüyor değil mi? Ama yerim yok, ne yapabilirim? Ya bir de kapının arkasında kalıyor ya. Çok kötü görünmüyor bence ya. Ne yapayım? Olsun, güzel ya. Güzel deyin. Yorumlar da güzel yazın lütfen. Devam ediyorum. Şimdi bunlara bir yer bulmam lazım. Yer tamam. Şimdi bunu koyacak yer bulmam lazım. Allah'ım, bu döngü böyle gidiyor işte. Şuraya küp şekerin üstüne koysam nasıl olur? Görünüyor mu? Müthiş oldu. Oldu bence ya. Sorun yok. Ve bitti arkadaşlar. Şu anda bebekler bebeği bomboş bir çekmecem var. Buraya aslında ben şu yukarıdaki ulaşamadığım tabaklarımı koymak istiyorum. Günlük tabaklarımı, daha rahat olur diye. Buraya ne yapmışız hemen bakalım. Blender setimi, rendemi ve bu da hamur şekil verme şey galiba. Onu koydum. Bir de kürdan koydum. Onu da koyacak bir yer bulamadım. Bu alt tarafa da daha böyle işte ceviz kıracağı, altında ne çiziyor? Şey, kestane çizme şeyi var işte. Bunlar var işte ya, bir şey yok burada da işte, o sarımsak şeyi, el blenderı falan filan. Burası da böyle güzel oldu. Bayağı toparlandı. Buraya fazladan şunlar eklenmiş oldu. Durum şimdilik böyle. Bunu zaten Hüseyin odasına götüreceğim. Bunu da şu anda Hüseyin içiyor. Bu da zencefil tozu. Çok faydalıymış. Öyle dedi. Şimdi burada ne yaptık? Bu alt taraf zaten aynı, bildiğiniz gibi. Buraya bütün işte reçeller, kışlıklar, şeyler, her şeyleri koydum. İşte böyle. Güzel oldu bence. Ve bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah keyif almışsınızdır. Şöyle tam görünmüyorum galiba. İnşallah keyif almışsınızdır. 3 gündür video tamamlamaya çalışıyorum. Çünkü eksik geliyor. Sanki hani çok bir içerik çıkaramamışım gibi geliyor. Aslında bu video çok içime sinmedi, doğrusunu söylemek gerekirse. Ama yine de paylaşacağım. Sonuçta emek verdiğim şey. 3 gündür bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Elime telefonu almaya çalışıyorum. Bu arada bir de benim moralim bozan da video kalitesi, yani sesin iyi çıkmaması. Bu da benim canım sıkıyor. O yüzden de çok fazla çekmek istemiyorum kamera alana kadar. Ama bu süreçte de stoktaki videolarım bugüne doğru gelmek üzere. O yüzden çekmek zorundayım da bir yandan. Öyle arkadaşlar. İnşallah keyif almışsınızdır. Dediğim gibi bir tane çekmecem boş kaldı. Yine onu da sizinle birlikte yaparız. Buzdolabı kaldı bu arada. Buzdolabını da yine birlikte yaparız inşallah. Çünkü buzdolabını da yine şöyle bir karıştı. Daha yeni yaptık. Ayol, ne çabuk yani bu şeye geldi, anlamadım. Hem güzelce temizleriz. Biraz bu yeşilliklerin şeyleri de kirletmiş. Öyle sıfır bölmesini doldururuz falan filan. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. İrem Demir Blog. Videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.